Herkese merhaba. Bu hafta yeni yıl yaklaştığı için sizlere Noel yeni yıl temalı film önerileri yapmak istedim. Tabii ki Evde Tek Başına, Noel Gecesi Kabusu ya da Grinch gibi kült filmlerden bahsetmeyeceğim. Sayacağım filmlerin sadece iki tanesi 2000'li yılların başlarına ait. Onun dışındaki sayacağım filmler hep son dönemde çıkan, iyi puan alan, benim de bazılarını yeni izlediğim filmler. Çoğunluğunun da Netflix'te olmasına dikkat etmeye çalıştım. Şimdi çok da uzatmak istemiyorum. Hızlıca filmlere geçelim. Christmas Chronicles, Türkçesi Noel Günlükleri, 2018 yılı yapımı, IMDb puanı 7.1. Noel Baba'nın varlığını kanıtlamak için onu gizlice kameraya alan ve kızağına binen iki kardeşin yolculuğunu ele alıyor. Tabii bu yolculukta bir takım sıkıntılar çıkıyor ve Noel tehlikeye giriyor. Bu iki kardeş de Noel'i kurtarmak için Noel Baba'ya yardım ediyor. Bu filmin bir de 2020 yılı yapımı devam filmi var. O da Noel Günlükleri 2 diye geçiyor. IMDb'de 6 puan almış. Bir önceki film kadar iyi değil ama kötü bir film de değil. O da bu ilk filmdeki kardeşlerden biri olan Kate'in kendisini Kuzey Kutbu'nda bulmasıyla başlıyor. Yine Noel'i kurtarma temalı, klasik Noel ruhunu yansıtan filmlerden. İkisini de keyifle izleyebilirsiniz. Angela's Christmas, Türkçesi Angela'nın Noel'i. 2017 yılı yapımı ve IMDb'de 7 puan alan bu film, 30 dakikadan oluşan çok tatlı bir kısa animasyon. 1910'lu yılların İrlanda'sında Angela isimli küçük bir kızı ve onun geniş hayal dünyasını görüyoruz. Özellikle çocuğunuz varsa onunla birlikte bu filmi izlemenizi tavsiye ederim. Hatta baba ve kızların daha çok hoşuna gidecektir. Yine bu filmin devamı olarak da Angela'nın Noel Dileği adında ikinci bir film daha var. Bu filmde 47 dakikadan oluşuyor. Adından da anlaşılacağı gibi küçük Angela'nın Noel'deki dileğinden ve o dileğinin gerçekleşmesi için çabalamasını görüyoruz. Ben bu ikinci filmi daha çok sevdim. Hatta sonlarında gözlerim doldu diyebilirim. İkisi de çok tatlı, çok naif filmler. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Arthur Christmas, 2011 yılı yapımı, IMDb puanı 7.1. Türkçe'ye Hediye Operasyonu olarak çevrilen bu film aslında 7.1'den çok daha iyi bir puan hak ediyor. Bana göre 7.8-8.0 arasında bir filmdi. Konusu ise Noel Baba'nın en küçük oğlu olan Arthur'un kahramanlık hikayesini ele alıyor. Noel Baba yıllar içerisinde işi büyütmüş, teknolojiye ayak uydurmuş ve bir hediye dağıtım merkezi kurmuş. Yine bir Noel gecesinde bu hediye dağıtım merkezi aracılığıyla milyonlarca çocuğa hediyeleri dağıtılır. Ama gecenin sonunda bir çocuğun hediyesinin verilmediği fark edilir. Kahramanımız Arthur da Noel sabahı olmadan, yani kimse uyanmadan bu hediyeyi ulaştırmaya çalışır. Mutlaka izlemenizi tavsiye ettiğim Noel filmlerinden bir tanesi. Ve bir animasyon filmi daha. Klaus, 2019 yılı yapımı, IMDb puanı 8.2. Bu filmden aslında daha öncesinde yayınladığım animasyon film önerisi videomda bahsetmiştim. Ama Noel film önerileri yaptığım için bu listeye tekrar eklemek istedim. Babası tarafından postacı olarak kutuplara sürgün edilen Jasper, bu yerleştiği kasabanın ormanlık bir alanında Klaus'la tanışır ve böylece Noel Baba efsanesi başlar. Hala izlemeyenler varsa bu yeni yılda mutlaka bu filmi izlemelerini tavsiye ederim. About Time, Türkçe'ye çevrilmiş hali Zamanda Aşk, 2013 yılı yapımı, IMDb puanı 7.8. Bu filmin konusu aslında Noel değil ama Noel'de başlıyor. Yılbaşı gecesinin ertesi sabahı babası tarafından yanına çağrılan Tim, kendisinin ve ailesindeki tüm erkeklerin çok ilginç bir yeteneği olduğunu öğrenir. Bu da tabii ki filmin adından da anlaşılacağı gibi zamanda yolculuk yapmaktır. Bu yeteneğini keşfeden Tim tabii ki bu durumu bir fırsat bilerek sürekli geçmişe gidip utanç verici anlarını değiştirmeye başlar. Daha sonrasında Mary isimli bir kadınla tanışır ve aşık olur. Bu sefer de Mary ile olan ilişkisinin daha iyi olması için bu yeteneğini kullanmaya devam eder. Ama bir süre sonra her sorunu bu yetenekle çözemeyeceğini anlar. Dediğim gibi konu itibariyle çok Noel'i kapsamıyor. Sadece Noel'in bir kısmında geçiyor ama ben filmi çok beğendim. Hem böyle romantik komedi severlerin hem de bilim kurgu severlerin seveceğini düşünüyorum.
Holiday 2006 yılı yapımı, IMDb puanı 6.9. Bu filmde yine bir önceki bahsettiğim film gibi tamamen Noel'i kapsamıyor. Sadece Noel arifesinde başlıyor ve yeni yıl gecesinde sonlanıyor. Yani konusu bu bahsettiğim zaman aralığında geçiyor. Hem beğendiğim bir film olduğu için hem de o 2000'li yılların başında çekilen işte Hugh Grant'li, Jude Law'lu, Cameron Diaz'lı romantik komedi filmlerini sevdiğim için bu filmi bu listeye koydum. Nedense o dönemin romantik komedi filmleri bana daha güzel, daha samimi geliyor. Biraz da bu filmin senaryosundaki bir fikir benim ilgimi çekti açıkçası. Aşk hayatları saçma sapan bir hal alan Iris ve Amanda adında farklı ülkelerde yaşayan ve birbirlerini hiç tanımayan bu iki kadın bir gün bir internet sitesinde tanışıyorlar ve yazışıyorlar. Daha sonrasında bir haftalığına işte sırf değişiklik olsun, biraz kafa dinleme amacıyla bir haftalığına evlerini takas etmeye karar veriyorlar. Benim ilgimi çeken yer de burası olmuştu açıkçası. Yani çok değişik gelmişti böyle bir şey. Amanda Iris'in Londra'daki evine gidiyor. Iris de aynı anda Amanda'nın Los Angeles'taki evine gidiyor. Tabii filmin sonuna kadar bu iki kadın hiçbir şekilde yüz yüze gelmiyorlar. Daha sonrasında işte bu iki kadının yaşadıkları bir haftalık hayatta yeni deneyimlerini görüyoruz. Yine yeni yıl akşamında keyifle izleyeceğiniz filmler arasında olduğunu düşünüyorum. Love Actually, Türkçesi Aşk Her Yerde. 2003 yılı yapımı bu eski film IMDb'de 7.6 puan almış ve başrolünde Hugh Grant'in oynadığı romantik komedi tarzında bir film. Noel'den 2 ay kadar öncesinde başlayan farklı kişi ve hayatları ele alıyor. Aslında adıyla da uyumlu bir film. Aşkın evrenselliğinden ve yüceliğinden bahsediyor. Sonunda da Noel'e bağlıyor. Romantik komedi türünü sevenler tabii ki de bu filmi çoktan izlemiştir. Ama ben yine de bu listeye eklemek istedim. Hala izlemeyenler varsa da Amazon Prime'da film var. Oradan izleyebilirsiniz. Evet, 2020 yılının bu son haftasında sizlere Noel, yeni yıl temalı film önerileri yapmak istedim. Malum bir istisna yaşanıyor. Hepimiz evlerimizde olacağız. O yüzden de oturup güzel bir film açıp izlemekten başka çok da fazla bir alternatifimiz yok diye düşünüyorum. Umarım bu saydığım filmler arasında kendinize göre güzel bir film bulabilirsiniz. Hepinizin yeni yılını şimdiden kutluyorum. Umarım 2021 yılı hepimiz için bu geçtiğimiz 2020 yılına göre çok çok daha iyi, çok çok daha sağlıklı ve güzel günlerin olduğu bir yıl olur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.